Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır planladığımız sıfır araç alım projemizi bugün gerçekleştirdik. 2022 model Fiat Fiorino 1.3 Multijet 95 beygir premium paket aracımızı teslim aldık. Aracımız genel olarak aynı. Çok da fazla kasa yönünde bir değişiklik olmamış arkadaşlar. En büyük değişiklik olarak göze çarpan ilk Fiat'ın yeni nesil yazılı amblemleri arkadaşlar. Kaput üzerine işlenmiş Fiorino modellerde de bu marka tipi tercih edilmiş. Yine aynı şekilde tamponlarda gri renk, titanyum kaplama gözüküyor. Yine jantlarda titanyum grisi, Fiat amblemli. Continental lastikler tercih edilmiş. Dikiz aynalarında da yine titanyum grisi kaplamalar. Kapı yanaklarında aynı tonlarda Premium Fiorino ibareli kaplamalar. Yine tavan çıtalarında da titanyum grisi renk tercih edilmiş. Yine açılır kapanır dikiz aynalar elektrikli maalesef yok. Manuel olarak elle açılıp kapanan dikiz aynası tercih edilmiş. Araç içerisinde baktığımızda bir takım premium olmasından dolayı donanım yönünden birkaç farklı gösteren özellikler var. Yine ön iki kapıda aynı şekilde kumaş ve sert plastikten kapı yanakları. Siyah kaplamalı gayet şık bir kapı açma kolu. Yine aynı şekilde parlak siyah tonlarda cam açma düğmesi. Bu şekilde aracımızın içerisi gördüğünüz gibi ambalajlar hala üstünde. Koltuklar gayet şık ve konforlu duruyor arkadaşlar. Kumaş yan taraflarında deri ayrıntılar olan koltuklar çıt tercih edilmiş bu şekilde. Arka tarafına doğru baktığımızda yine aynı desende koltuklar. Mevcut. Yine aracın içerisine girdiğimizde 7 inç double ekran bizi karşılıyor. Yine bunu da birlikte kaldıralım. Gayet şık, güzel bir double ekran bizi karşılıyor. Yine deri kaplamalı, güzel, kibar bir direksiyon. Koruyucu bantlarını birlikte çıkartalım. Gördüğünüz gibi siyah parlak desenler, kaplamalar olan Fiat amblemli. Güzel şık bir direksiyon. Ekran alt tarafında yine eskiden bu yana görmeye alıştığımız kalorifer rüzgarları. Büyükçe bir dörtlü sinyal tuşu, yine cam ısıtma tuşu. Hemen onun alt tarafında manuel bir klimamız mevcut. Yine dijital klima tercih edilmemiş. Yine eski modellerde de uzun süredir görmeye alıştığımız bir yol bilgisayar ekranı. Yine manuel hız, devir, yakıt gösterge saatleri manuel olarak tercih edilmiş arkadaşlar. Kapı yanaklarında yeterince malzeme gözü. Yine aynı şekilde
Ön tarafta konsol üzerinde çeşitli malzeme gözleri bulunuyor. Kilitli bir torpidomuz var. Kilitli olması gayet avantajlı. Sürücü koltuğu yan tarafında ayarlanabilir kol dayama. Bu da uzun yollarda yeterince konfor sağlıyor. Yine direksiyon sol tarafında sis farları ve diğer yol bilgisayarı menüsünü yönetmek için tuşlar bulunuyor. Dikiz aynası üzerinde dijital ve sesli olarak uyarıda bulunan emniyet kemeri uyarı sistemi mevcut. Diğer modellerde bulunmayan Premium'a özel koltuk ısıtma sistemi mevcut. Aynı şekilde koltuk ayar düğmesi de burada. İtiraf edeyim, çok da sağlam gözükmüyor arkadaşlar. Yani yaptığım kontrollerde en dayanıksız malzeme diye söyleyebileceğim malzemelerden bir tanesi bu. Yine aynı şekilde elektronik ayna ayarlama tuşu da nedense bana sağlanmış hissi vermedi. Yine aracın manuel bir el freni var. El freni yanında USB çıkışı ve 12 volt çakmaklık girişi mevcut. Bu şekilde. 12 volt çakmak çıkışını ben bagajda da olsun isterdim açıkçası. Çünkü kamp ve diğer konularda büyük bir fayda sağlıyor. El freni yanında bir adet bardaklık. Yine diğer malzeme koyacak yeterince göz var. Yine arka tarafa doğru, arka taraftaki yolcular için de bir adet bardaklık yerimiz mevcut. Araçta ekstra olarak bir de hız sabitlememiz bulunuyor. Yine aynı şekilde hız sabitleme kolumuz burada. Gördüğünüz gibi yeşil ışığımız uyarı verdi. Cruise control devrede diye. Bu şekilde. Yine bütün bu özelliklerinde kullanımını, deneyimlerini zaman buldukça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aracın bagaj bölümü de yeterince büyük arkadaşlar. Tabii bir Doblo gibi ya da büyük ticari araçlar kadar olmasa da hafif ticari araç için gayet ideal bir bagaj alanı. Bu şekilde araç gayet konforlu ve yeterli kullanım alanı veriyor arkadaşlar. Aracımızda 1.3 Multijet 95 beygir turbo dizel motor bulunuyor. Bu da bu sınıfta bir araç için gayet yeterli bir motor arkadaşlar. Aracımız gayet atik. Ön ve yan camlar oldukça geniş. Sürüş esnasında çok güzel bir görüş açısı imkanı sunuyor. Araçta ayrıca yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, geri görüş kamerası olmasa da sesli uyarılı park sensörü bulunuyor. Bu da bu sınıfta bu özelliklerde bir araç için gayet yeterli donanımlar oluyor arkadaşlar. Asus ayı itibariyle 356 bin lira gibi bir satış fiyatıyla sınıfında en uygun ticari araç olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat performans konusunda karşılaştırdığında gayet
makul bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de araçla ilgili elimden geldiğince edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa sorularınızı yöneltebilirsiniz.